Bir gün birisi dedi ki bana, Burcu Hanım dedi, biliyor musunuz size her gün yeni bir kalp lazım dedi. Nasıl dedim? Çünkü dedi o kadın duruşunuzun dedi, o kadın ruhunuzun naifliğini öyle bir üflüyorsunuz ki dedi, sanki kalbiniz ağzınızdan çıkıyor. Her gün bu kalbi değiştirmeniz lazım. Bir kadının kalbi buna yetmez dedi. Kadın olmandan tut da işte arkanda kimsenin olmamasını tercih etmene kadar birçok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli bir kendini ispat, sürekli vallahi ben başarılıyım, vallahi ben işte akıllıyım, vallahi ben zekiyim, vallahi ben yetenekliyim, işte yemin ediyorum çok güzel öğrenciler yetiştiriyorum derken buluyorum kendimi. Bundan artık yoruldum. Bunun hani Türkiye'deki ve dünyadaki hiçbir kadın için, hiçbir sanatçı için bunun olmamasını diliyorum. Çünkü bizler sadece sanatını yaparak ve insanların gönüllerine hizmet ederek mutlu olmayı tercih eden insanlarız. Ortada bir sanat var ve erkekle kadın sanatçılar arasında şöyle bir fark var. Erkek sadece sanatını yapıyor, işi o. Sanatını yapıyor. Ama kadın o sanatı yapmak için evden çıkana kadar evdeki çocuğun yemeğini, çamaşırını, bulaşığını, kocasının ne yiyeceğini, ne giyeceğini düşünmek zorunda. Ne giyeceğini düşünmek zorunda. O güne işte topuklu ayakkabı mı giysin, eteğini uzun mu giysin, kısa mı giysin? Kimle ne konuşma yapacak, nasıl konuşma yapacak, onu yargılarlar mı, dışlarlar mı? Gibi böyle ardı arkası kesilmeyen yüzlerce sorunla uğraşıp evden çıkmak zorunda. Biz bütün bunlarla uğraşırken o sanatı yapıp bir yerlere geliyoruz. Erkek evden yemeğini yiyor, çıkıyor, sanatını yapıyor, evine geliyor, yatıyor, uyuyor. Dolayısıyla bir de dışarıda kendimizi biz vallahi sanatçıyız, vallahi başarılıyız, İşte bizim sanatımızı görün, dinleyin, biz kadınız gibi bir kendini savunma ve sürekli ispatlama savaşıyla da mücadele ediyoruz. Bunların olmayacağı günlerin gelmesini diliyorum. Bu beni şöyle kamçılıyordu. Sen kadınsın, işte konserlere çağrılmazsın kadın olduğun için. Ben mesela tasavvuf müziği yapmayı çok severim. Tekkelerde müzik icra etmeye bayılırım, ölürüm yani ruhum titrer ama kadın olduğun için hep böyle bir işte giremezsin, çalamazsın, davet edilmezsin, istenmezsin. Her türlü sebeple fazla dikkat çekeceğin için de istenmezsin. İstenmemek için çok sebep var. O zaman dedim ki yani benim bir çözüm bulmam lazım çünkü ruhumda bir liderlik var. Müziğimde de o liderliği icra etmek istiyorum. Yani benim müziğim var ortada ama o müziği bir kanala sokamıyorum. Bir zincir var, bir silsile var. O silsilenin arasında bir türlü giremiyorum toplumsal problemlerden dolayı. O zaman dedim benim kendi müziğimi yapmam lazım. Ben müziğimi yapacağım ve insanlara müziğimi yaptırtacağım. Bu da savaşla oluyor. Hani hep savaşmak durumunda kalıyorsunuz, hep. Bundan gerçekten artık yıllardır yorulmuş vaziyetteyim ama diyorum ki herhalde yazgımız da budur. Biraz teslimiyet de var tabii tasavvuf eğitimi aldığımız için. Sürekli bir kendini ispat durumu var. Ama neyle kadın yan yana güzel durdular. Konser salonunda, sahnede İnsanlar, sanatçılar başka bir boyuta geçiyorlar. Hele ne gibi bir enstrümanda? O hissiyatı verebilmeniz için ayaklarınızın yerden havalanması lazım. Bütün ruhunuzun, işte bedeninizin havalanması gerekiyor. Bu gerekli olduğu için yapmıyorum, o ayrı. O müziği yaparken zaten havalanıyorsun. Başka bir haleti ruhiyeye giriyorsun. Hani frekans denilen şey var ya, günümüzün diliyle o frekansa giriyoruz. O bir kere Allah'ın emri, o olmazsa olmaz. O müziği etkileyemezsin, o insanları o duyguya sokamazsın zaten. Ama bu şurada bir sıkıntı yaratıyor. Sahneden indikten sonra
hayatta seni hep alkışlayan insanlar yok. O frekansta kalman mümkün değil. Çünkü çocuğun var, eşin var, kavga ediyorsun, sahnede alkışlanıyorsun ama evde azar işitiyorsun belki. Dolayısıyla o frekanslar arasındaki dengeyi kurmak çok zor. Yani kendini yukarı çıkartıp aşağıda sağlıklı bir şekilde indirebiliyor olman lazım. Benim asıl derdim mesela ney gibi klasik bir enstrümanla denenmemişi deneyerek dünyada var olan birçok müzik rengini bir araya getirip neyi nasıl daha güzel bir halde sunarız? Benim hep aradığım şey bu. Yenilik yapmak. Ağlatmak. İnsanları ağlatmayı çok seviyorum. Bu biraz kötü gibi gelebilir, kötü bir duygu gibi gelebilir ama o kadar çok mutlu oluyorum ki mesela insanların konserden sonra ağlayarak benim boynuma sarıldıktan sonra gülüyor olmaları. Yani o hissi tarif etmem mümkün değil. Hani hasta bir hastası ölüm döşeğinde olan bir doktorun hastasını iyileştirmesinde aldığı mutluluk gibi. Sanat her zaman insanları, toplumları, kültürleri birleştiren bir öğe olmuştur. Amacı budur. İhtiyaca vesiledir. Yani ihtiyacı karşılıyordur bu anlamda. Ama sanatçı öyle bir kurbandır ki hem sahip olduğu yeteneğiyle hem topluma ayak uydurma çabasıyla hem ayak uyduramıyor olmasının verdiği acıyla bir kurbandır aslında ve bu yüzden de yalnızdır. Dünyanın yaklaşık her yerine konsere gittim. Hristiyan, ateist, Müslüman, siyah, beyaz, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin dünyanın her yerinde konser yaptım ve ney gibi bir enstrümanın aslında ne kadar basit olan bir enstrümanın dünyadaki tüm insanları ne kadar çok etkilediğinin bizzat şahidi oldum. Sanat, insanlık öldüğü zaman ölür. Kesinlikle. Sanat zaten bu pandemi döneminde yaşadığı kadar hiçbir dönemde bu kadar acı çekmedi. Hiçbir dönemde bu kadar yok olmadı. Bu kadar savaşlar oldu ama hep bir yerde oldu. Bütün dünyayı bu kadar kasıp kavuran, bu kadar acı veren, sanatı en başta öldürmeye çalışan bir pandemi dönemi geçirdik ve geçiriyoruz. Ama hala ölmedi. Neden ölmez? Çünkü insan ruhunun sanata ihtiyacı vardır. O bir ihtiyaçtır, ekmektir, sudur. Dünyada hiç görmediğim ülke, işte hani lüks denebilecek her şeyi gördüm, yaşadım. Ama sahnede insanlarla kurduğum kontak kadar, müziğimin onları nasıl etkilediğini gördüğümde aldığım haz kadar hiçbir şeyden haz almadım bu dünyada. Yani nerede ölmek istersin diye sorarlarsa bana sahne derim.